Arkadaşlar evet bahsettiğim oda vlogunu artık sonunda odamı tamamladığım için çekebiliyorum. Birazcık bilgisayar sistemlerinden bu oda niye böyle kullandığım hangi ekipmanlar var onlardan bahsedelim. Abi zaten görmüş olduğunuz üzere baş başta bir Asus konsepti var. Benim küçüklükten beri hayran olduğum bir marka. Yani gel gelelim bana sponsor oldu. Her şeyini alanlar şapkasına kadar giydiriyorlar. Evet işlemci olarak AMD'yi tercih ediyorum. AMD Ryzen 3900T modeli var. Şu an oyun bilgisayarımda o var. Yayın bilgisayarımda da 3800 versiyonu var. İkisinin de performansı gayet memnunum. Yani yaklaşık bir yarım yıldır bir deneyimliyorum bunların ikisini. Gerek FPS olsun gerek performans olsun hepsi gayet benim için fazlasıyla yeterli. Tabii ki de bu bütün ekipmanları aşağıdaki linkten yani kasasından, modeminden, kulaklığına kadar bütün ekipmanları aşağıdaki açıklama yorum kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında monitörlerden biraz böyle bahsedeyim. Neden bunlar böyle dikey 3 tane var? Bu monitör oyun oynadığım monitör. Kendisi 280Hz. Asus'un TUF modeli. Dik duran benim yayın ayarlarını, şarkıyı falan değiştirdiğim, Discord'da böyle gir çık yaptığım İkinci monitör olmazsa olmaz. Bu da her yayıncının buna bir ikinci monitöre ihtiyacı var. Artık günümüz oyuncuların bile ikinci monitöre ihtiyacı oluyor ve hani alıyorsanız eğer böyle monitörleri yani her monitörde deşme özelliği olsun. Bu da mesela benim yayın bilgisayarımın kendi monitörü. Her monitörüm dikleşebiliyor, dik durabiliyor, ters dönebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Takla bile attırıyorsun monitörle. Capture kartım Elgato HD 60S Plus. Bunda son gönderdiler artık. Bu iki bilgisayarda görüntü aktarmaya ve ses aktarmaya yarayan alet. İşte Elgato Stream'deki kulaklığım, mikrofonum. Bunların hepsini aşağıdaki linklerden görebilirsiniz. Onun haricinde daha oda tam bitmedi. Daha asmam gereken şeyler var. Bunları mesela turnuvadan kazandığım bir tablomuz var. Bunu asacağız şuraya doğru asmayı düşünüyorum. Koltuğumdan bahsedeyim birazcık. Koltuğumuz da yeni geldi. Yani daha bir hafta oldu olmadı. Half Gaming bana bu koltuğu özel tasarladı. Kendi logomu, kendi ismimi, nickimi yazdı. Bir de burada arkasında kumaş kaplama bir logo tasarımı yaptı. Vallahi kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok uğraştılar, çok emek verdiler bu sandalye için. Gayet rahat oturduğumuz kısım bayağı bir geniş. Bundan da sipariş vermek istiyorsanız bu tarz koltuklardan hemen aşağıda bunun da linki var sizi de yönlendiren. Son olarak bu odanın niye böyle süngeri su yapısı var? Bu yan tarafta bir daire daha var abi. Bu yan tarafta bizim komşumuz var ve yüksek ihtimalle orada çocuk odası var. Ben burayı benim oyun odam yaptığım için ve gecelere kadar yayınları yaptığımız için gece 3'lere 4'lere kadar ben burada tabii çığlık atıp bağırdım. Yan taraflara ses gitmemesi lazım. Şimdi burada bir akustik var. Ben burada konuştuğumda bu ses burada kalıyor. Bunun arkasında da bir platform var. O da o platformda sesi emiyor. Karşı yan yani duvardan diğer duvara aktarmıyor. Yani yan odaya aktarmıyor. Ve burada dizaynını akustik şekilde böyle kırmızı siyah benim en sevdiğim renklerle tasarlattık. Yani bayağı da uğraştık yani hatta çoğunu da ben yaptım yani burayı böyle hani ben tasarladım ettim. Sağ olsun bir tane de abim vardı. İkisinden beraber hepsinin üstesinden geldik. Evet aşağı yukarı oda bu şekilde. Tabii şeyi yok ya küçük bir oda küçük bir oyun odası oldu. Benim hani hayalimi gerçekleştirdim yaklaşık 3-4 yıldır falan böyle sürekli yayın yapıyorum ve sonunda böyle hani salonda yayın yapıyordum daha önceki evimde. Şimdi artık kendime ait bir oda yapıp onu da tasarlamak kısmet oldu, nasip oldu. Böyle, oyun odamız bu şekilde. Son olarak da size bir kutudan bahsedeceğim. Asus'un Nvidia'nın gönderdiği bir kutu. Ama şöyle bir açmak istiyorum. Bunun içerisinde çok model bir ekran kartımız var. 3080. Bununla ilgili apayrı bir video çekeceğim. Şimdilik şöyle bir gösteriyorum. Çok teşekkür ederiz Asus ve Nvidia'ya 3080 Asus TUF modelini bize gönderdiği için. Ayrıca videosu gelecek bunun. Yerine koyalım. Aşağı yukarı bu kadardır. Evin vlogunu çekmeye gerek yok. Yani benim sadece size göstermek istediğim yer. Benim odam. Yani yayın yaptığım alan. Burası yani. Böyle. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sonraki videolarım PUBG videosu olacak yüksek ihtimalle. Orada görüşmek üzere.